Arkadaşlar, zaman sonra bir şey açacağım ben. Ne açacağım? Maden suyu değil. Maden suyu değil. Onu ben biliyor. Bağda duruyor onun su. Maden suyu iç. Onu koymuş köşede. Olmaz. Yapmayalım. Ne bu? Y900 Kaos Spektrum sana uyumaz. Ben de heyecanlıyım. Açılıp bakalım neler varmış içerisinde. Güzel bir varmış. Şu tarafı da her kutusu da veriyormuş, hissiyatı vermiş. Çok değerli şey. Kedimin şu an kaydı trollemesine inanamıyorum. Kaydıma gidip kedi trollüyor. Merhaba canım. Mouse bu. Hafif. Mouse. Mesela. Mouse tanıtıyorum. Seni değil. Ne görüyorsunuz? Trollüyor beni. Görebildiğim aerodinamik olarak gelmiş. Bakalım başka neler var. Santi. Bak, sen bir durma, geçme önümden. Seni trollüyor. Evet, yayını kaydımı trolleyen bir kedim var. İnanamıyorum. Kullanma kılavuzu. Nasıl kullanacağınıza dair. Ve kablosuz bir mouse. Ama USB'den şarj olmasını sağlayan aparat burada. Ve bu da tabi wireless'la dediğimiz için bu da arı tarafı. Ben efendim. Ah. Da şurada. Bir kullanma kılavuzu içerisinden çıktı. Oh. Maşallah, maşallah. İnşallah kaç dilde? Evet. Hani bütün dilleri biliyorum. Allah'tan bütün dillerin hepsini biliyorum. Bütün dillerin hepsini biliyorum. Şükürler olsun ki Romanca, Hırvatistanca, Slovakça, Russian, evet. Rusça falan daha bu tarafında ne varmış? İngilizce, İtalyanca, Fransızca. Aha. Başka bir tane Portekizce mi bu? Veya da Almanca dur lan. Dur lan. Bir sürü kullanma kılavuzu var. Neyse. Artık buna daha sonra bakarım ben. Bırak. Bu tarafında bir şey var mı? Bu tarafı boş. Şey koymamışlar. İkinci bir mouse koysun. Bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Evet, bir takalım. Bir de öyle görelim arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar, evet, mouse'u taktım. Boş. Mouse ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Kablosuz. Yavaşlıkları var. Hızlandırabiliyorsun. Çaça çok hızlı gidebiliyor. Renk verebiliyorsunuz. Otomatik renk de atabiliyor. Olsa yaptım. Şimdi bir değişen ışık olayı var. Ama daha değişik bir şeyi var mouse'un. Normal sağ el kullanan için şuradaki bir tane tuşu kullanmasını ışık açayım tekrar. Yani ısı var. Sağ el kullanan için ve sağ parmağını buraya koyduğu zaman kullanması için ışıkken tarafta İsterseniz bunları sol el için kullanabilme alternatifi sunmuş. Hani kişinin profiline göre ilerliyoruz. Çok güzel. Hafif. Birlikte çok hafif. Rahat bir şekilde hareket ediyorsunuz. Çok rahat. Şu burası da çok. Şu dur. Eski
Hostel'a benziyor. Ve çok rahat otur. Böyle falan. İki türlü kullanabilirsiniz. Bu şekilde kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Burasına bağlayarak sensör sayesinde bir saniyelik çekimi galiba. Mouse'u. Ben biraz daha şeyim eski kafalı olduğum için kablolu kullanmışımdır. Ha, peki laptop olsaydı şöyle bir şey vardı. Şuradaki bu çıkıyor. Mesela bu laptopa giriyor. Kısım çıkıyor. Sayesinde sen mouse'u hareket ettirebilirsin. Tabii aynı zamanda USB'den anakarta bağlı. Ben çıkardığım an mouse'u takabilirim ve kablo olarak da kullanırım. Benim gibi yaşlı bir oyuncuysanız sesini duydum. Şuradaki ön taraf işini bak gayet rahat bir kullanım. Takarak. Ya mouse kablolu olarak benim için geri kafalı. Alt tarafındaki kullanabilirsiniz. Tabii göstereyim size ekran. Gayet hoş. Bir hatta oyunlarda deneyeceğim. Oyunlardaki o mesela counter oyun yani oyuncu profesyonel oyuncular için hız çok önemli. Tepki vermesi çok önemli. Bunu biraz deneyeceğiz. Kablosuz olarak kullanırsanız pil ömrü 32 saatmiş ışıklı olarak. Kablolu kullanmayayım böyle kablosuz kullanmayacağım. Kablo olarak kullanacağım. Işık hoş. Herkesin kasasında LED olsun diye işte mouse'da da böyle dönence durmadan dönerip yeni ışıklar şeyler veriyor. Ağırlığı 107 grammış. Bu da söyledim bir ben size. Çok hoş. Bayağı beğendim. Bakalım yayınlarda veya Counter'da veya başka oyunlarda nasıl bir performans verecek hep onu birlikte videolarda göreceğiz arkadaşlar. Şu an alt tarafta açıklama bölümünde tanıtım linkini koyarım. Logitech'in mouse'unu tanıtım olarak neler yapmışlar. Açıklama olarak bütün ilgili bilgileri de link olarak atarım. Nereden bulabileceğiniz. Fiyat olarak Türkiye'nin satış fiyatını bilmiyorum maalesef. Onu da yine gelirse YouTube videosunun altında açıklama bölümünde nereden alabileceğiniz, nereden temin edebileceğiniz olarak da belirtirim size arkadaşlar. Ben çok şimdi Sinan çift taraflı sol ve sağ el için kullanımı özelliği kablosuz veya kablolu kullanımı özelliği hem laptopta kullanabilirsiniz ve PC'de kullanabilirsiniz. Özellikleri bayağı hoşuma gitti. Kendi kendine değişen ışıkları da bir hoş ve dikkat dağıtır bilmiyorum Counter'da. Ama elimin üzerinde olacağı için pek dikkat dağıtabileceğini düşünmüyorum. Teşekkürler. Yorumlarda belirtirsiniz. Yardımcı olabileceğim bir husus olabilirse size olurum. Ve görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.